Harikulade bir pazar günü sevgili arkadaşım D ile birlikte keyifle çekim yapıyoruz. Bu sefer çok ilginç bir konu. Ekonomik teknikleriyle anket tekniklerini birleştirerek İstanbul seçimlerini kimin kazanacağını tahmin edeceğim. Cevabım Ekrem İmamoğlu ama anketleri kullanmayacağım. Onun yerine ekonomik güven endekslerini kullanacağım. Şöyle bir açılış yapayım. Türkiye'de AKP 16 yıldır iktidar. Ve anket şirketlerinin raporlarını okuduğunuzda size şöyle bir şey söylerler. Türkiye kimlik siyasetine bölündü. Yani işte Kürt haklarını savunanlar var, milliyetçi kardeşlerimiz var. İşte AKP'nin savunduğu sağ muhafazakar ve CHP'nin temsil ettiği Atatürkçü ve sosyal demokrat bir kesim var. Bunlar iyice kamplaşmış durumdalar. Birbirleri arasında oy geçişkenliği çok az. Ve başka bir şeye de önem vermiyorlar. Bu doğrudur. 2016 yılına kadar doğruydu. Sebebi de şu. 2016 yılına kadar ekonomimiz 2008'deki büyük krizin kısa istisnası dışında sürekli olarak büyüdü. Seçmen sandığa giderken ekonomi kafasına takmıyordu. Bazı yıllar yavaş büyüdük, bazı yıllar hızlı büyüdük. Ama yavaş büyüdüğümüz yıllarda da AKP'nin çok geniş sosyal yardım ağı sayesinde fakirler mağduriyetlerini fazla hissetmediler. Dolayısıyla ekonomiyi sandığa götüren neden değildi. Başka nedenlerle insanlar sandığa gidiyorlardı. İşte bir gruba karşı nefretlerinden, bazı şeylerden çekindiklerinden veyahut da bazı şeyleri çok takdir ettiklerinden dolayı. 2016'dan sonra durum değişti. Tam o yılda başladığını iddia etmiyorum ama o yıllarda kişi başına 12 bin dolar olan milli gelirimiz halen 9 bin dolar ve hızla da bunun altına geliriyor. Bunun da ötesinde Şubat ayı itibarıyla 900 bin kişi işsiz kaldı. Reel olarak gelirlerimiz aşınıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Gıda enflasyonu %30. Bütün bunlar tabii bütün anketlerde ekonomiye olan güvensizliği, işte işsizliği bir numaraya çıkardı. Artık insanlar yavaş yavaş kamplarından, işte ait oldukları tentelerden çıkarak ekonomik sorunlarını dile getirmeye başladılar. Ve bence 31 Mart'ta da özellikle Millet İttifakı'nın kazandığı, özel sektörün ağır bastığı, Batı ile ticaret yapan, üretim yapan kıyı kentlerinde ekonomideki şartlara karşı protesto oyu verildiğini gördük. Bu yüzden Millet İttifakı büyük başarılar kazandı. Şimdi bu varsayımı kabul ederseniz, Mayıs'taki ekonomik göstergelere bakarak, anketleri kullanmadan seçim sonuçlarını tahmin etmek istiyorum size. İlk olarak tabii ki doların değerine bakalım. Pek çok kişi açısından dolarlar olsun veya olmasın. Doların yükselmesi Türkiye ekonomisinin kötüye gitmesi anlamına geliyor. Grafiği sundum videonun içinde. 31 Mart'ta dolara bakın 5.80'in altındaydı doğru hatırlıyorsam. Cuma günü 6.08'den kapattık. O da biraz suni. Kamu bankalarımız sağ olsunlar Merkez Bankası'na destek verip dolar satışı yaptılar. Yoksa 6.15 civarında olacaktı. Bunun sonucu olarak da vatandaşımız son 3 haftadır yeniden döviz almaya başladı. Bu ekonomiye güvensizliğin çok önemli bir göstergesidir. Ekonomimize güvenseydik Türk lirasında kalırdık. İkincisi, ekonominin gidişatı açısından size kredi faizlerini verdim. Krediler çok önemli. Tüketici olarak ev almak istiyorsak, araba almak istiyorsak, hatta mobilya almak veyahut da tatile çıkmak istiyorsak kredi kullanıyoruz. Ama bakın o grafikte bireysel kredileri, tüketici kredilerini göreceksiniz. Uçmuş, uçmuş. Özellikle Mart'tan bu yana çok hızlı bir yükseliş var. Ticari krediler faizlerindeki artış o kadar belirgin değil ama onlar da yükselmeye başlamış. Grafikle göstermedim ama kredi hacimlerinin de daraldığını göstereceksiniz. Yani krediler açısından da vatandaş memnun değil. Gelelim tüketicinin ve sanayicinin kendini nasıl hissettiğine veyahut da işine güvenmediğine. Yine grafikte göreceksiniz. Sanayicinin güveni yani reel kesim güven endeksi ki Merkez Bankası ölçer. 100'ün altına düşmüş. Yani sanayici yarına güvenmiyor. Ve sanayi güven endeksi, reel kesim güven endeksi geçen Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş. Bu tabii çok kötü bir gelişme.
TÜİK'in ölçtüğü hane halkı güven endeksi, tüketici güven endeksi de 50'lere düşmüş. Ve o da 10 yılın en zayıf verilerinden biri. Yani hane halkı da geleceğe güvenmiyor. Soruların detaylarını hatırlıyorum. Son önümüzdeki 12 ayda sizin maddi durumunuz ne olacak diye sorulduğunda %10 bozulacak diyorlar. Yani %10 daha kötü olacak ortalamada. Türkiye'nin mali şartları, ekonomik şartları nasıl olacak diye sorulduğunda %14 daha bozulacak diyor. Yani geleceğe had safhada güvensizlik var. Hemen onun altında yine TÜİK'in yayınladığı, pek dikkat edilmeyen ama bence çok önemli olan işte perakendecinin, hizmet satanların, bina üretenlerin güven endeksleri var. Zaten inşaat çökmüş, 50'nin de altınaymış. Yani inşaat yok Türkiye'de artık. İnşaat sektörü bitti. Perakende az çok direniyor ama o da bir ay öncesine göre düşmüş. Ve hizmetler sektöründe bayağı bir düşüş var. Hizmetler sektöründe kamu önemli bir alıcı. O da 31 Mart'tan sonra alımlarını azaltmış. Belki İstanbul'da devam ediyor ama seçim bittiği yerlerde alım yapmıyor. Özetle söylemek gerekirse biraz tembel olduğu için bu verilerin Mart ayı değerlerini koymadım. Ama bana inanırsanız Mart'tan itibaren bütün bu değerler düşmüş. Özetle söylemek gerekirse Mart ayında seçmen sandığa ekonomi için gitti. Ve gitmeyenler ki anketlere göre İstanbul'da sonucu sandığa gitmeyen AKP-MHP seçmeni belirledi. Gitmeyenler de AKP'nin ekonomi yönetimindeki başarısızlığını protesto etmek için gitmediler. O zaman ekonomik güven endeksleri şimdiye göre daha yüksekti. Mayıs'ta tam anlamıyla bir çöküntü yaşadık. Haziran'da da daha iyiye gitmeyecek. Çünkü bir önceki videomda izah ettim. S-400 kriziyle karşı karşıyayız. Siyasi belirsizlik had safhada. Dolayısıyla bu insanlar, bu anketlere katılanlar bu arada seçmenler, yani sanayici kim ki? Aynı zamanda oy veren insan. Perakendeci kim? Dükkan sahibi, o da oy veren insan. Tüketici kim? Oy veren insan. Bu insanlar aslında güvensizliklerini ifade ederken hükümete de güvensizliklerini ifade ediyorlar. Çünkü yalnız Türkiye değil, dünyanın her yerinde ekonomi başarısız olduğunda bu hükümetin sorunu olarak kabul edilir. Tabii Allah göstermesin, afet, felaket olmuş, savaş olmuş. O zaman başka, hükümetimize destek veririz, onun arkasında birleşiriz. Ama barış zamanında hükümet ekonomiyi doğru dürüst yönetemiyorsa, sizin refahınızı ilerletemiyorsa o zaman hesap vermesi gerekir. Yok efendim işte dış operasyon falan diyorsa da ya, o zaman yapanlara savaş ilan edin kardeşim. Yani bu bitmiyor ki, bu algı operasyonu. İkinci Abdülhamit'ten beri algı operasyonu var yani. Mali olun buna. Özetle söylemek gerekirse bu güven endekslerindeki düşüş Sayın Binali Yıldırım için çok kötü haber. İstanbul para dağıtabilir. Binali Yıldırım Bey çok tecrübeli ve benim sevdiğim bir politika. Çok babacan bir insan. Çok güçlü bir kampanya yürütebilir. AKP bütün medya ve finans olanaklarını devreye sokabilir ama bunlar yetmeyecek. Çünkü halkın sorunlarını giderecek durumda değil. Halk sorunlarını güven anketlerinde ortaya koymuş ve protesto etmeye devam edecek. Özellikle 31 Mart'ta sandığa gitmeyen yine gitmeyecek. 31 Mart'ta AKP'nin bu ekonomik yönetimini protesto etmek için Millet İttifakı'na oy verenler yine Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Ve adil bir seçimde Ekrem İmamoğlu bu sefer çok daha büyük bir farkla kazanacak. Hazır yeri gelmişken size anketleri de söyleyeyim. Şu ana kadar 7 tane anket veya anket yaptığını söyleyip sonuçlarını bizimle paylaşan kuruluş var. Bunlardan 5 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun 50 bin ila 500 bin oy arasında kazanacağını söylüyor. Genar yarışın başa baş olduğunu söylüyor. Gezici ise çok açık konuşmuyor ama Millet İttifakı'nın küçük partilerin oylarını toplamakta zorlanacağını, Cumhur İttifakı'nın evinde kalan seçmeni sandığa getirmekte daha başarılı olacağını söylüyor. Yani herhalde Binali Yıldırım'ın şansının daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani 5-1-1, Ekrem İmamoğlu'nun 5 galibiyeti, bir mağlubiyeti, bir beraberliği var diyebiliriz. Bu Ekrem İmamoğlu'nun şu anda önde gittiğinin bir göstergesi bana göre. Şartlar değişir mi? Vallahi Sayın Erdoğan her zaman şapkadan bir tavşan çıkarmayı becermiştir. Mucizeler de ona yardımcı olmuştur ama bu kez zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi S-400 yaptırımları var. İdlib'de sınırımıza 300 bin mülteci yığıldı.
S-400'lerden vazgeçse Rusya İdlib'de başımıza dert edecek. Bu yüzden dolayı ben ekonomiyi düzeltmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Seçimlerde hile yapılmasından bahsediyor herkes. Bugün Cumhuriyet'te okuduğum bir habere göre şu ana kadar sandıkları denetlemek veyahut da sandık başında durmak üzere 200 bin gönüllü başvurmuş CHP'ye ve artık başvuruları durdurmuşlar. İstanbul'da hile yapamazsınız. Yani İstanbul'da sandıkta hile yapamazsınız. Hemen 20 tane YouTube'a veyahut da işte Snapchat'a video atılır. Sayımlarda da yapamazsınız. Bu çok açıkça belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na kalır işine eğer hile yapmak istiyorsanız. Ama hile yapmanın da bedeli çok ağır. Bir, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nden dışlanırız. Demokratik dünyadan dışlanırız. İçeride de Sayın Davutoğlu ve Babacan harıl harıl parti kurmaya hazırlanıyorlar. Taban zaten küskün. Elimde 3 tane anket var. Avrasya, Konda ve Konsensus anketleri. Bunların üçü de Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu kararından mağdur olduğunu, bu anketlere katılanlar büyük çoğunlukla %60, %70 gibi Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu tarafından mağdur edildiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bir kere daha böyle bir mağduriyet yaşanırsa Davutoğlu ve Babacan çok rahatlıkla AKP'den milletvekili ve seçmen devşirir ve Erdoğan'ın iktidarı sarsılır. Özetle söylemek gerekirse ekonomik güven endeksleri de elimizdeki anketlerde bize İstanbul seçiminin sonuçları konusunda yol gösteriyor. O da mucizeler olmazsa Ekrem İmamoğlu kazanacak. Bence İstanbul'a en iyi hizmeti getirecek, Türkiye'yi birleştirecek kişi kazansın. Ve kim kazanırsa kazansın, herkes birbiriyle dost olsun. Bir kere daha anonslarımızı tekrarlayalım. Lütfen bizi Facebook'ta takip alın. Burada yalnız bu videoları değil, aynı zamanda para analizin gerçekten özgün ve tarafsız haberlerini de paylaşıyoruz. Yine podcastlerimizi takip edin televizyona erişemiyorsanız. Ve tabii ki bu zavallı mahlukatın yazdığı Ekonomide Sonuna Geldiğimiz Yollar kitabını alın okuyun. Çünkü içinde 2019 sonunda ne olacağını da göreceksiniz. Ve şu ana kadar haklı çıktığımı siz de takdir edeceksiniz. Gelecek hafta yeniden sizinle birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum.